Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak satış ağırlıklı bir seyir var. Son 2 haftadır piyasalarda güzel bir toparlama vardı. Tüm global piyasalarda da iyi bir düzeltme, pozitif yönlü düzeltme hareketini gözledik. Bizde ise zaten rekor seviyeler her gün test ediliyor. Şimdi dün önemli bir gündü. Cumhurbaşkanının ve Hazine Bakanı'nın söyledikleri vardı. Bu tabii ki kafalarda nispeten var olsa bile bizim birçok soru işaretini de aslında ortadan kaldırdı. Birincisi ne bu faizler yükselmeyecek ve hatta imkanı olduğunda daha da düşürülecek. O imkan ne zaman gelecek onu bilmiyoruz ama bundan sonraki Merkez Bankası toplantılarında hep bir acaba o hafta bir sorusu oluyor. Acaba yapar mı bir şey? Yaparsa kaç bizi kurtarır gibi devamlı bir zihin egzersizleri oluyor piyasada. Ama yani bu gerçek sonunda gerçekleşmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten hani bunun olmayacağını tekrar ciddi şekilde teyit etti. İkinci bir söylemi kur hakkındaydı. O kur hakkında da ki söylemini ben bizim işte o rekabetçi kur konusunda demek ki TL'nin daha zayıflaması konusunda çok bir sıkıntılarının olmadığını anladım. Yani TL daha da zayıflayabilir. Ama tabii ben onu o zaman düşündüm de hani Aralık ayında 18'e çıktığında sistemi çok zorlayan daha sonra TL'nin bu kadar hızlı zayıflamasının kur korumalı mevduat sistemi başlatıldı. O da sistemin üzerinde önemli bir yük. TL zayıfladıkça o yükün maliyeti de toplam sisteme ve bütçeye dolayısıyla bizlere yansıyor. O yüzden hani Türk lirası 16.50 de olsa 17.50 de olsa fark etmez değil, fark ediyor. Çünkü kendi kendine enflasyon yaratıyor. Başka net anlaşılan bir şey benim açımdan enflasyonun kendi kendini düşmesini bekleyeceğiz biz. Yani dünya konjonktürü o şekilde gelişmeye başladığında işte petrol fiyatlarının düşmesini, emtia fiyatları bir noktadan sonra artık bundan sonra yükselmez. Dünyada da düştü, bizimki de düşmüş olacak gibi bir strateji var diye anlıyorum ben. Tüm bu resme baktığım zaman ben enflasyonun ciddi bir sorun olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Enflasyon fiyat artış hızı arkadaşlar. Gelecek sene fiyat artış hızı yavaşlayabilir ama tabii ki siyasetçilerin de söylediği gibi ortada da ciddi bir hayat pahalılığı var. Ve bu alım gücünün erimesi sadece Sayın Nebati'nin söylediği gibi dar gelirleri değil orta gelirleri de etkiliyor açıkçası. O yüzden bunların, bu dinamiklerin bu şekilde devam ediyor olmasının biz önümüzdeki çeyreklerde görmeye başlayabiliriz. Şu anda bir enflasyon sarhoşluğu var. Bir onunla gelen büyüme var gibi gözüküyor. Ama büyümenin değerine baktığınız zaman, kalitesine baktığınız zaman birinci çeyrekte %7. Aslında mesela yatırım tarafında %1'lik bir büyüme var. İstenilenin tam tersine. Tüketim tarafında var. Çünkü gerçekten Türk lirası tutmak tabiri caizse enayilik. Yani paranızı harcayıp bir şeyler almak kendinizi enflasyona karşı en iyi koruma aracı olarak devam ediyor. Hani strateji zaten böyle de gidecekse şimdi alacağınız her şey önümüzdeki 3 ay sonra alacağınız şeyden daha ucuz olacağının garanti. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum ben yani Türkiye son 50 yılda bir dönemde 10 sene boyunca enflasyonla başarı elde etmiş gözüktü. O da 2003 yıllarıyla işte 2013'e kadar olan dönemde ciddi bir düşüş sağlandı. Ve bunun önemli bir sebebi de bizim düşük enflasyon ithal etmemizdi. Düşük enflasyonu nasıl ithal ediyorsunuz arkadaşlar? Siz paranız değerlendiğinde dışarıdan aldığınız mal devamlı daha ucuzluyor.
bizim ekonomimizin de zaten yapısı ithalata bağımlı olduğu için bu şekilde biz düşürebilmiştik tek hanelilere. Bunun olabilmesi için açıkçası dediğim gibi ben cari açık fazla verebilmesi Türk ekonomisinin bu tip bu enerji fiyatlarıyla mümkün değil. Yani biz ne kadar fazla ihracat yapsak da var olan kapasitelerle, kapasiteleri de arttırmaya devam etsek de enerji fiyatları düşmeden bizim o cari açığı açık vermemiz, bizi bırakmamız mümkün değil. Şimdi dün bankalar çok iyi performans gösterdi arkadaşlar. Tabii hep burada hatırlamakta gereken iki şey var. Bir, iki kamu bankasının ve Garanti Bankası'nın artık halk açık kısmı çok düşük. Oradaki fiyat hareketleri oldukça sert olabiliyor. Hiç yabancı yatırımcı neredeyse yok bu o üç bankada. Diğer üç bankada yabancılar daha çok pozisyonlarını işte Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası'nda kaydırdılar. MSCI denklemi yüzünden tutmak, banka tutmakları gerekiyorsa Türkiye'de. Ama işte daha önceden görmediğimiz %7-8 artış var. Şimdi birinci sebebi tabii ki bu enflasyon yüksek devam ettiği sürece arkadaşlar bu bankalar rekor karlar yazmaya devam edecekler. İlk çeyrekte çoğu banka enflasyona endeksli kağıtları %40'tan değerlemişlerdi. Yani enflasyon büyük ihtimalle Ekim ayında %80'lerde ya da %75-76'larda olmaya devam ediyor olacak büyük ihtimalle. O yüzden de yavaş yavaş bu enflasyona endeksli kağıtlardan elde karları, kar tahminlerini bankalar da yükseltecekler. Yani birinci çeyrekte ne kar ettilerse ondan daha fazla kar edecekler. Zaten Nisan ayı sektör datası geldi. Daha fazla kar etmeye büyüttüklerine devam ediyoruz. Ama orada sektör datasına bakarken hep şöyle bir şekilde yanılabilirsiniz. 30 Haziran'daki kapanışlar aslında birçok şeyi o zaman belirliyor. Ama trendin yukarı şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Yani kabaca baktığınızda bizim 32 milyara yakın bir Garanti Bankası için kar tahminimiz var. Yani %80'lerin civarında Ekim enflasyonu olursa 46-48 milyara kadar bir kar ediyor olacak. Nedir o zaman? FK'sı işte 1.3-1.4'lere geliyor olacak. Buradaki sorun ne? Bu karın çoğunun TÜFE'den geliyor olması. Dün de bununla ilgili bir değişiklik yapıldı açıkçası. Teknik bir değişiklik. Bu değişiklik de neydi? Merkez Bankası 24 Haziran itibarıyla TÜFE endeks kıymetlerin iskonto oranını %15'ten %30'a çıkarmaya karar verdi. Şimdi sistemde nominal olarak yaklaşık 350 milyar liralık TÜFE endeksli bankaların tuttuğu devlet tahvili var. Bunların birikmiş faizleriyle, yani bizim işte bu kar diye gördüğümüz bankaların kar patlamasına sebep olan faiz kısmı, hepsini bunların nakit olarak toplamamış oluyorlar. Ama birikmiş oluyor bu faizler. Toplam 1.1 trilyon liraya yükselmiş durumda. Yani yaklaşık onun üzerinde nereden baksanız 750 milyara yakın faiz yükü var hazine tarafında. Şimdi bu dünkü uygulama ne diyor? Siz diyor bunların diyor elinizde tuttuğunuz bunlar için siz ancak Merkez Bankası'ndan %70'i kadar borç alabileceksiniz %14 maliyetli. Hepsi için vermeyeceğim diyor. Bu %2 idi, %15'e çıkardılar, şimdi %30 oldu. Bu ne sonuç yaratır? Bu 24 Haziran'dan sonra piyasadaki TL sıkışıklığı daha da artacak arkadaşlar. Çünkü bu tahvilleri fonlamak için, ki fonlaması gerekiyor elbette elinde tuttuğu için, bankaların yapabileceği iki şey var. Bir, TL mevduatlarını artırmak. TL mevduatlarını nasıl arttırırsınız? Daha cazip faizler vererek. Ortalıkta daha caiz faizler var mı? Var. Yani hatırlayacaksınız, KKM'den sonra %14+3 vardı. Maksimum %17 alıyorsunuz. Şimdi her yerde yine tekrar hoş geldin faizleri %19'lar, 20'ler, 21'lere yükseldi. Dolar tarafında en azından yeni dolar
bulalım, onu swaplayıp TL'ye çeviririz diye düşündükleri için %0.5, %1'lere düşmüş dolar faizleri, 3,5, 4, 4'lere, 4,5'lara çıktığını duyuyorum ben. Birincisi bu. İkincisi, verdiğiniz kredileri düşünürsünüz arkadaşlar. Yani dersiniz ki ben bu krediyi vermeyeceğim. Buradan tasarruf ettiğim parayı bu devlet tahvillerini fonlamaya kullanacağım diye. Kredi faizleri de yükselmeye başladı. Yani normalde işte rotatiflerde zaten bir süredir duyuyorduk. Artık %40'ların üzerine çıkmış faizler duyuyorum ben. Tabii ki bu aslında tüm geriye gittiğimizde, yani bu faizler yükselmesin, sanayici, ticaret, esnaf daha yüksek faizi kullanmasın dediğimiz noktada yine aynı noktaya gelmiş durumdayız. Yani o %14 faizin olmasının hiçbir kıymeti yok açıkçası sistem açısından. Yine herkes yüksek faizlerden kullanıyor. Kur 8,5'tan 16,65'e çıkmış. Nerede duracağı belli değil. Daha büyük belirsizlik gerekiyor ama 24 Haziran'dan sonra bankacılardan da daha fazla duyacağımıza eminim ama yani matematiksel olarak başka bir şey yok. Yani ya dediğim gibi TL mevduatları artırmak için faizleri artıracaklar, kredi faizleri zaten artacak. İkincisi de kredi vermeyerek bu tüfe kağıtlarını finanse etmeye çalışacaklar. Sabah Ethem'le konuşurken o da güzel bir nokta söyledi. Onun da duyduğu bir şey. Acaba bu tüfe kağıtlarından çok kârdılar, satıp oradan kaynak yaratmaya denerler mi? Ya sistem zaten hep bankaların elinde tutuyor. A bankası B bankasına satamaz. Herkes aynı durumda olacağı için de o yüzden çok son alıcı, yeni son alıcı olmayacağı için onun pek gerçekleşmeyeceğini ben düşünüyorum. Bilmiyorum. Yine bankacılarla konuşmakta fayda var ama önümüzdeki günlerde TL sıkışıklığının daha fazla olduğu sistem açısından. O yüzden şimdi her şeyde TL likiditesi rahattı, dönüyordu. Enflasyon işte büyüyoruz, o satıyor, her şey satışlar büyüyor falan hikayesi. Biraz üçüncü çeyrekte çok öyle olmayacak gibi gözüküyor. Onun sıkıntılarında o zaman geldiğinde daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Bankalar bu tüfe endeksi kağıtlardan dolayı ikinci çeyrekte de rekor karlar açıklayacaklar arkadaşlar. Orada hiçbir şey yok, sorun yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hepsi çok iyi karlar açıklayacaklar. Birinci çeyrekten açıklarından hepsinden daha iyi karlar açıklayacaklar. Onu söyleyebilirim şimdi sizden. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar. Herkese günaydın. Tarihi zirve seviyelerinde yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Endeks dün 2648 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından küresel piyasalardaki gibi bir kar satış baskısı yaşanması durumunda 2640 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. 2640'ın altında 2620 ve 5 günlük ortalamamız olan 2595 seviyesi diyebiliriz. Bu noktalar destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2650'nin üzerine doğru bir ataklar gerçekleşirse 2660 ve 2680 seviyesi direnç noktamız olacaktır. Teknik indikatörler aşırı alım bölgesinde. Yani burada aslında çok yoğun bir satış baskısı gelmeyebilir. Bir hafif anlık satışlar olabilir ama yine hisse bazlı yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Kısa vadede baktığımızda dün Sahol önerisi verdik. Burada yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını bekliyoruz. Türksel önerimiz açık. Bunun dışında TAV'da da yine önerimiz açık. Havacılık sektöründe dün analist arkadaşımız da gönderdi. Bakanın verdiği rakamlarda da pozitif gelişmeler var. Zaten temel olarak da TAV'ı önerisini tutmaya devam ediyoruz. Bunların dışında TÜPRAŞ tarafında pozitif hareketler görmekteyiz. Dün kapanışını 281.50'den gerçekleştirdi. Burada 290 ve 300 seviyeleri kısa vadede takip edeceğimiz direnç noktaları olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bir kar satış yaşanırsa eğer bunu alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Endeksin buradan çok sert bir şekilde geri döneceğini düşünmüyoruz. Kar satışı olabilir ama trendin bittiği anlamına geleceğini düşünmüyoruz. Genel olarak diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin.
Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.